Selamünaleyküm kıymetli izleyiciler, kıymetli FM TV izleyicileri. Yine bir cumartesi akşamında mercek programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi dop dolu gündemimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet, Nafi Yazıcı hocamızla beraber inşallah programımıza başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli Ali hocam, Allah razı olsun. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah? Elhamdülillah, sizler nasılsınız? Haftanın Allah. Nasıl geçti, iyi geçti çok inşallah. Çok şükür elhamdülillah. Bir hafta sonunda yine bir buradayız. Bir hafta sonuna geldik ama tabii kurak geçiyor bu aralar, onu konuşacağız. Evet. Nasıl geçiyor derken şu an kışımız sıkıntılı iyi geçmiyor elhamdülillah. Evet, sıkıntılı geçiyor. Her şey şu anda hani günlük gülistanlık normal geçiyor. Gündem yoğun olduğu için asıl gündemin bu olması lazım Türkiye'de, bütün TV'lerde. Yani yayınlarda geçiyor belki haberlerde ama az bir şekilde geçiyor. Bunun sebebini çok da sormak lazım, neden böyle oldu diye. Mesele nedir mesela? Hemen hocamıza soralım, konumuza devam edelim. Biliyorsunuz şu anda örnek verecek olursak İstanbul'da belli başlı barajlar var, büyük barajlar var. Hatta bizim şu anda şu bulunduğumuz, evet Beykoz, biz Çengendere'deyiz. Az ileride, yani 2 kilometre belki ilerimizde değil mi? Hemen 2 kilometre yanımızda, hemen şu yanımızda, TV'nin yanında baraj var. Ömerli Barajı olması lazım değil mi oranın adı? Ömerli evet. Mi? Ömerli olması lazım. Baraj bildiğiniz kurudu. Kıymetli izleyiciler. Yani ben orada geçerken gördüm. Baraj bildiğiniz kurumuş yani. Ve İstanbul'da başka barajlar da var. O barajlarda bildiğiniz azalmış. Yüzde kaç azalmış tam bilmiyorum. Türkiye'de herhalde bu girişte su kuyusu açacağız yakında. Görünüyor. Ama inşallah öyle bir şey olmaz tabii. Düşünün bakın, ocağın 21'ine geldik. 21 Ocağı geldik. Şu ana kadar geçen yıla itibaren İki defa yoğun kar yağışı yağdı. Kar yağışından yollar kapanmıştı İstanbul'un içinde. Ve yağmurlar yağmıştı. İki defa. Ama şu anda bırakın karı, doğru düzgün bir yağmur yağmış değil yani. Evet. Rabbim inşallah bunun sebebini ortadan kaldırsın. Evet. Bunun sebebini inşallah Nafi hocamıza soracağız. Hocam biliyorsunuz sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de, dünyada bir kıtlık var yani. Böyle büyük bir kıtlık var. Hatta geçen Erzurum'u gösterdiler. Erzurum günlük güneşlik, millet neredeyse atletle geziyor. Ama geçen yıla nazaran eksi kaç derecedeydi? Karlar vardı falan. Evet. Türkiye genelinde bir sıkıntı var. Bu sebzeyi, meyveyi, buğdayı hepsi etkileyeceği için marketleri, her şeyi de etkileyecek. Evet. Bununla alakalı ne diyebiliriz mesela? Şimdi maalesef kıtlık. Kıtlık değil, kuraklık diye. Kuraklıkla başlıyor. Tabi sonra kıtlığa doğru gidiyor bir iş. Evet. Kuraklık ülkemizde son dönemlere, son 5-6 yıldır özellikle bayağı bir kendini hissettirmeye başladı. Hatta Ocak ayında İstanbul'da daha dün 22 derece. 22 derece gördük yani Ocak ayında. İstanbul'da yani. Belki yani 100 yıldır görünmeyen bir sıcaklık rekoru, Ocak ayı rekoru kırılmıştır yani. Öyle düşünüyorum. Evet. Tabii bu iyi bir durum değil. Yani kuraklığın en büyük göstergesi. Biz o kar yağsın diye çok bakarken şimdi yağmur yağsın istiyoruz. Artık yağmur yağdır ya Rabbi ya diye dualara çıkıyoruz. Sebebi nedir? Tabii İslami olarak baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bu kuraklıkla ilgili, doğal afetlerle alakalı birçok ayet var aslında. Rabbimiz bizi kuraklık ile şu an imtihan ediyor, öyle diyelim. Sebebi ise insanların kendi elleriyle yapmış olduğu günahlardan dolayı. Şimdi tabii bazılarına bu çok ilginç gelebilir. Özellikle yeni nesil bunu çok iyi anlamayabilir. Ama Kur'an-ı Kerim okuyup anlayıp yaşadığı zaman otomatikmenin sebebinin insanlar olduğunu zaten görüyorsunuz. Bilimsel olarak da yine insan eliyle biz bu kuraklığı kendimiz, işte küresel ısınmayı meydana getiriyoruz. İşte insanlık olarak kullandığımız aletler, işte yeraltı kaynakları, petrol etkisi, özellikle doğalgaz etkisi, insanların işte fabrikalaşması, fabrikaların çalışması vesaire vesaire derken yine küresel ısınmayı ortaya koyuyor ve yine doğal afetler, yağmurlar bir yağıyor, bir yağmıyor vesaire, bir sürü sıkıntı. Dolayısıyla neymiş? İnsanlar kendi elleriyle bunları yapıyor.
İnsanlar kendi işlemiş olduğu günahlar sebebiyle bunlar bizim başımıza geliyor. Rabbimiz bizi aslında bu şekilde terbiye etmek istiyor. Bakın, dikkat edin. Tövbe etmezsek eğer, tövbe etmez isek, biz tövbeye doğru gitmezsek yine bunlar artarak devam edecek. Daha beterini belki ilerideki yıllarda konuşacağız. Çünkü Rabbimiz ayeti kerimede ne buyuruyor? فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ İnsan diyor, yemiş olduğu, tüketmiş olduğu yiyeceklere bir baksın. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّ سُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّ فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّ وَعِنَبَوْ وَقَزْبَوْ وَزَيْتُونَوْ وَنَخْلَوْ وَحَدَائِقَ غُلْبَ Rabbimiz buyuruyor. Ben size gökyüzünden yağmurlar bolca dökmedim mi? Su dökmedim mi habbe habbe? Sonra ben sümme şakaknel arda şakka toprağı yarıp da sizlere taneler, tahıllar, hurmalar, zeytinler, türlü türlü bahçeler, meyveler, çayırlar vermedim mi buyuruyor? Evet verdim ya Rabbi. Sırf diyor sizler, yani bizler, insanlar ve hayvanlar bundan fayda sağlasın diye ben bunları yapıyorum buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla güzel insanlar, bu nimetler karşısında bizler de ne yapacağız? Şükrümüzü güzel eda edeceğiz. Eğer yağmuru yağdıran Rabbimiz ise, toprağı yaran, sümme şakaknel arda diyor, o toprağı yaran, yani türlü türlü meyveler, sebzeler bize ikram eden eğer bizim Rabbimizse, İşte biz o Allah'a şükrümüzü güzel eda etmemiz gerekir. Bakın, Fatiha suresinde ilk ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin deriz. Günde 5 vakit namaz kılan insan bunu günde 150-200 kere belki söylüyordur yani. Her zaman hep elhamd eder. Ama bunun manasını, yani bu ayeti kerimenin Elhamdülillah Rabbil Alemin ayeti kerimesini yaşamak gerekir ya. Bir insan, bir Müslüman bu ayeti yaşayacak. Söylemek ile olmaz. Söyledin ama tesiri yok. Sen bu ayeti kerimeyi her zerrenle yaşaman lazım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hamdler alemlerin Rabbi olan Allah içindir diye söylüyoruz değil mi? Şükrediyoruz Rabbimize. Peki bizim bu şükrümüz nasıl oluyor? Sen namazını kılmazsan, günahlar içerisinde boğuşursan, işte faiz özellikle ülkemizin en büyük belası, faiz belasına bulaşırsan, her ortamda haddi aşarsan, ağzından çıkanı kulağın duymazsa, gıybet edersen, ticaret ahlakını bozarsan, bunlar hamd kelimesini, okumuş olduğum bu Elhamdülillah Rabbil Alemin kelimesini yalancı duruma düşüren ameller. Madem sen hamd ediyorsun, o zaman amellerine dikkat etmen lazım. Çünkü bizim amellerimiz Rabbimize olan şükrümüzü gösterir. Şimdi gelelim amellerimizi bir kontrol edelim. Bütün insanlar, bütün Türkiye halkı. Gün içerisinde yapmış olduğu, mesela bugün akşam oldu, saat 7-10 geçiyor değil mi? Sabahtan bugüne kadar Allah için ne yaptın? Böyle bir kendini bir muhasebe edecek. Sadece bugün için söylüyorum. Rabbine nasıl yöneldin? Senin şükür derecen nedir? 5 vakit namazları namaz kılarken hakikaten Rabbine hakkıyla yönelebildin mi? Gibi gibi kendini şöyle bir sorgula. Sonra de ki, ya yağmur demek niye yağmıyor? Neden kuraklık var? Eğer biz kendimizi insanlık olarak düzeltmez isek, daha beterleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Ben ama her zaman dua ederim. Ya Rabbi, sen bizi kıtlıkla imtihan etme. Çünkü zor. Zor bir imtihan. O yüzden topyekün Rabbimize yönelip tövbe edersek, topyekün ama, senle benle olmaz herkes,
Rabbisine yönelecek, tövbe edecek. Ve yapmış olduğu hatalarından dolayı Rabbisine yönelecek ki Mevlam bizlere yağmurunu yağdırsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede haddi aşan topluluklara Rabbimiz doğal afetler ile onları terbiye etmiştir. Kimini kıtlıkla, kimini selle, kimini çok soğuk karla yani kıtlıkla böyle terbiye etmiştir doğal afetler. Kimisini doluyla, kimisini taş yağdırarak Allah muhafaza. Şimdi biz ne yaşıyoruz? Kuraklık. Biz bunu kendimize ceza olarak algılayalım. Ki tövbe edip Rabbimize yönelirsek Mevlam bizi inşallah bu cezadan vazgeçer diye düşünüyoruz. Kurtarır diye düşünüyoruz hocam. Amin hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Hocam sen bunları söylerken aklımıza Yunus Aleyhisselam'ın o olayı geldi. Ayet-i Kerime'de de anlatıldığı gibi. Yunus Aleyhisselam kavmine o kadar anlattı. En sonunda kavmi dinlemedi onu. Dinlemeyince bıraktı gitti Yunus Aleyhisselam. Sonra gemiye bindi. Gemiden işte Yunus balığı yuttu. Neyse orası uzun. Asıl konuya geleceğim. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi baktılar ki Yunus yok. Hazreti Yunus yok. Gitmiş aradılar yok. Kaç gün oldu yok Yunus Aleyhisselam. Onların içine bir korku düştü. Sonra o Yunus Aleyhisselam'ın kavmi hepsi bir araya toplandı. Böyle büyük bir sahaya toplandılar. Beldeye. Evet. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden hepsi toplandılar. Dediler ki bela geliyor. Yani hissettiler büyük bir bela. Dediler ki hep beraber Allah'a tövbe edelim. Hepsi çoluk çocuk yaşlı genç demeden aynı ağızdan Allah'a tövbe ettiler. İstiğfar ettiler. Yaptıkları hataların pişmanlıklarını söylediler. Evet. Ve ondan sonra Mevla Teala onlara acıdı. Ve şu anki halimizi de insanlar tevbe etmeyip, insanlar bir araya gelip pişmanlıklarını bildirmeyip, evet sadece camide 5 vakit namaz kılınıp, yani namaz kılınıyor ama dua yapılmadan çıkılıyor mesela. Mesela bir insan çalışır, değil mi, akşama kadar, ay sonuna kadar çalışır, tam ona patron aylık verecek, adam aylığı almadan çıkıp gidiyor. Namaz da böyle. Namazı kılıyorsun ama içtenlikle duanı yapmadan hoca selam verdikten sonra camide çıkıyorsun. Cuma da böyle. Hiç dua da yapmıyoruz. İstiğfar da etmiyoruz. Böyle isyan bir şekilde Türkiye'deki insanlar gidiyor. O yüzden kıtlık kuraklık sebeplerinden bir tanesi de bu. Ama şu anda hocam diğer konuya geçmek istiyorum. Şimdi şöyle bir soru var. Mesela bana sosyal medyada ben bununla alakalı video çekince kuraklıkla alakalı. Buyurun hocam. Şöyle bir soru geliyor otomatikmen. O zaman diyor işte Avrupa'da neden? Evet, Avrupa'da neden? Hristiyan bunlar, Yahudi bunlar. Hiçbiri Müslüman bile değil. Neden orada çok yağmur yağar da kıtlık olmaz da Müslüman ülkelerde bu yaşanıyor? Bir soru gelebilir otomatikmen. Senin aklına düşer. Şimdi şöyle bir durum var. Rabbimiz Müslümanları imtihan eder. Evet. Niye? Onlara cennet vaat edeceği için. Müslüman olmayanlara zaten bunlar topyekun cehennemlik olduğu için bunları imtihan etmez. Evet. Öyledir zaten yani. Çünkü onlar iman etmemiş topluluk. Diyor ki bir gün Peygamber Efendimiz'e gelip diyorlar ya Resulallah diyor sen diyor Allah'ın Resulüsün, Nebisin. Ama işte bilmem nerenin kralı bolluk içerisinde yaşıyor. Biz niye böyle yaşıyoruz dediği zaman Peygamber'in ifadesi ne oldu? Bırak dünya onların, ahiret bizim olsun. Yani cennet bizim olsun dedi kendisi. Evet. Dolayısıyla imtihanı tutulacak olan Müslümanlardır bizler. Bizler evet. Bizim yanlış yapmamız, bizim günaha düşmemiz İslami olarak baktığımız zaman daha büyük bir günah. Çünkü sen inandığın Allah'a, inandığın halde hata yapıyorsun. Evet. Ama onlar zaten inanmıyorlar. İnanmadıkları için evet. Zaten sorgu sualden şeye bile girmeyecekler. Direkt zümera cehennem yani. Evet. Dolayısıyla bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olalım hocam.
Evet hocam, şimdi dediğin şeyde mesela dediniz ya, onlar hani zaten Müslüman değiller. Bir de onlar böyle rahatlık içinde yaşıyorlar, zenginlik içinde görünse de işin aslı zaten en büyük yani belayı almışlar. En büyük cezayı zaten almışlar. Neden? Yani Hristiyan, Müslüman olmadıkları için Hristiyanlar, Yahudiler en büyük cezayı hiç namaz kılmıyorlar. Namazı da geçtim, Allah'a iman etmiyorlar. Bu onlara yetmez mi kıymetli Müslümanlar? İmanları yok. Yani hani imanlı biri olsa, günahkar da olsa cennete gidecek değil mi? Temizlendikten sonra. Ama işte hocam onların son nefesini bilemezsin. Son nefesini bilemeyiz ama görünen köy kılavuz istemez. Daha kendi evlatlarımız bile, kendi çevremiz bile dinsiz bir şekilde nasıl gidiyor? Allah'a isyan ederek bırakın Avrupa'ya gitmeyi. O yüzden Rabbim muhafaza eylesin diyorum. Amin. Hocam diğer konu çok ağır bir konu. Bunu bayağı bir anlatmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'in, yani onu aslında söylemek istemiyorum. Keşke nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. Şu anda bayağı bir yayılıyor yani. Ve İsveç miydi? İsviçre miydi? İsveç. İsveç'te evet. Evet. İsveç'te bir tane siyasetçi, sözde insan. Sözde diyorum. Çünkü insan değil. Sözde insan. Kur'an-ı Kerim'i yakacağını, işte Türkiye Büyükelçinin önünde herhalde böyle bir şey yapacağını. İlan yapıyorlar. Evet. İlan ediyor ve hükümet de izin veriyor. Belediye de izin veriyor buna. Hani izin alıyor. Kur'an'ı yakılacağına tamam diyor. Ne istersen yapabilirsin. Özgürsün. Mesela. Özgürlük statüsüne koymuş. Yani. He. Kur'an'ı gelin yakılması özgür. Herkes yapabilir. He, o kitabı gitmiş. Herkes yakabilir. Tamam, ben de yarın gitsem Taksim'e. Tamam mı? Sinagoga gitsem. Evet. Bir Hristiyan kiliseye gitsem. Birinde Tevrat'ı yaksam. Birinde de İşte İncil'i yaksam olmaz mı? Kiliseye gideceğim, İncil'i yakacağım orada. İzin verirler mi sence? Veya gidip sinagoga gideceğim, orada da Tevrat'ı yakacağım. Aslında böyle bir ilan yapsam, diyeceğim ki, madem siz öyle yapıyorsunuz, ben de gidip o kitabı yakacağım diyemem. Neden? Çünkü Tevrat da olsa, İncil de olsa, illa çok cüz'i miktarda da olsa, onların içinde Allah'ın birkaç hükmü var yani, az da olsa. O yüzden yakamayız. İndirmiş evet. Olduğumuz kitaplar zaten. Evet. Allah-u Teala indirmiş olduğu ama bozulmuş kitaplar. Evet. Şu anda Kur'an-ı Kerim'e alakalı Türkiye sadece işte ne diyor? Şöyle yaparız, böyle yaparız, işte konuşuyor falan. Bakın burada onunla alakalı çok güzel bir şey var. Ciddi bir yaptırım olacak. Bak, ciddi bir yaptırım olmazsa ya gerçi Türkiye sadece bütün Arap ülkeleri ayağa kalkacak ya. Osmanlı'da böyle bir şey olduğu zaman Osmanlı bütün orduyu topluyor, gidip savaş açıyor. Oldu ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı bir piyes yapacaklardı. Onunla alakalı bir tiyatro, hakaret. Peygamber Efendimiz'e hakaretle alakalı tiyatro yapacaklardı Avrupa'da. Ve bunu duydu Osmanlı, Yavuz Selim Han mıydı tam bilmiyorum ama Yavuz Selim Han olabilir. Hemen bütün orduyu topladı. Haçlı seferine savaş açtı. Ona bildiri mektup gönderdi. Eğer böyle bir şey olursa Kanuni dedi. Sultan Süleyman diyebiliyor. Kanuni Sultan Süleyman mı? Olabilir evet. Çünkü oraya kadar ordularını o şey yaptı. O gönderdi. Kanuni Sultan Süleyman ta Avrupa'nın en uç yani şeyine kadar ordularını gönderdi. Viyana kapılarına kadar. Viyana kapılarına evet. kadar dayandı. Ve bir emirle öyle bir şey olursa dedi Avrupa'da taş üstüne taş bırakmayız dedi. Ondan sonra bu gazinolar, bu barlar o yüzden yer altına çekildi. Ta o zaman da yapamadılar. Ama Türkiye'de dünya maalesef sadece şöyle diyor. Bakın. Dünya aynısı şunu böyle. Türkiye'de olsa, Müslümanlar da olsa, hocalar da olsa bunu yapıyor. Hocam ne yapabiliriz ki? Bak işte zaten ancak bunu yapabiliriz. Ne diyor? Karanlığı sövmekle gündüz gelmez. Sen karanlığa istediğin kadar söv. İsyan et. Hiç gündüz gelir mi? Gelmez. Evet. Onun için diyor her şeyden önce Müslüman olarak biz Kur'an'ımızı anlayarak, yaşayarak korumaya çalışacağız. Türkiye'deki, dünyadaki Müslümanlar yaşasa, bunu yaşasa, sahip çıksa, evet
okusa böyle bir şey yapabilirler mi sizce? Yapamazlar. İnşallah da yapmazlar diyorum hocam. Hocam çok konuştum. Sözü size vermek istiyorum. Evet, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim. Rabbimiz tarafından insanlar, tüm insanlığa gönderilmiş bir mektup, bir kitap yani. Kutsal bizim için çok önemlidir ve biz bu kitabı başımızın üstünde yeri var. Hatta hayatımızın her anında yeri olması lazım. Şimdi tabii kafirler kafirliğini yapacak. Müslümanlarla uğraşacak kıyamete kadar bu savaş öyle ya da böyle devam edecek. Kimse engelleyemez. Onlar ne kadar yaksa da, yırsa da bu bizim için değişen bir şey yok. Biz ne yaparız? Bizim yapmamız gereken şey Kur'an-ı Kerim kitabına sahip çıkmak. Nasıl sahip çıkacağız? Okuyarak, yaşayarak, anlayarak, yaşatarak. Zaten kafirleri en çok çıldırtan şey budur. Hani o evet. Kitabımızı yakanlar var ya, evet. Onları en çok kızdıran, en çok çıldırtan olay Müslümanların Kur'an-ı Kerim'in okuması, hayatına geçirmesi ve yaşaması. O yüzden çıldırıyorlar. O evet. Yüzden yakıyorlar zaten. Evet. Biz de Müslümanlar olarak bu kitabımızı her anımızda, her zerremize muhafaza etmemiz lazım. Ama okuyarak, yani evimizin bir köşesine asıp bekleyerek değil veyahut da bir cenaze olduğu zaman bir Yasin-i Şerif okuyayım, ölmüşlerimizin geçmişine demek diye değil. Veyahut da bir mevlüt düzenlediğin zaman değil. Kur'an-ı Kerim her anımızda, her zaman olması lazım. Her gün en az 20 cüz okunması lazım. Her gün en az 10 sayfasını sen mealli olarak, tefsirli olarak okuyabilmen lazım ki Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkabilesin. Yoksa buradan biz istediğimiz kadar öfkemizi yani dile getirelim, onlara karşı kalalım. Olmaz ki. Sen Kur'an-ı Kerim'ini yaşa, hayatına geçir ve sevdiklerine, çevrendeki insanlara da yaşamış olduğun bu Kur'an-ı Kerim hayatını öğret. Bakın kafirler nasıl çıldırıyorlar, daha çok nasıl kinleniyorlar bize karşı. Kaldı ki Osmanlı, bakın bundan 150 sene evvel, biraz daha gidelim 200 sene evvel, çok değil. 200 yıl diyorum, 200 sene yıl evvel Osmanlı Kur'an-ı Kerim'le dünyaya hükmetti. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle bütün dünyaya hükmetti. Anlayabiliyor muyuz onu biz? Osmanlı İmparatorluğu 600 yıllık bir geçmişi var. 400 yıl boyunca Kur'an-ı Kerim ile dünyaya hükmetti diyorum. Evet. Bütün dünyaya bu Kur'an-ı Kerim ile hükmetti. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. Evet. 150 sene evvel önceden bahsediyoruz. Çok değil. Kur'an-ı Kerim ineli 1400 yıl oldu. Ve o gün ta 200 sene evveline kadar Kur'an-ı Kerim'le dünyaya hükmediliyordu. Yani dünya yönetiliyordu. Müslümanlar yönetiyordu ya, biz yönetiyorduk Osmanlı İmparatorluğu. Bugün ülkemizde Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı yine Kur'an-ı Kerim'le kazanılmıştır. Çünkü o cephede savaşanların hepsi medrese talebeleriydi. Hepsi Osmanlı medreselerinde okumuş talebelerdi, asker oldular. Onlar kazandı bu savaşları. Dolayısıyla hayatımızdan Kur'an-ı Kerim'i çıkarırsak, okumazsak, Kur'an-ı Kerim ile ilgilenmezsek, o zaman bize verilen her şey geri alınır. Zaten öyle oluyor, yavaş yavaş geri alınıyor yani. İtibar kaldı mı dünyada? Yok. Hükmümüz kaldı mı? Yok. Hepsi geri alınıyor yavaş yavaş. Osmanlı İmparatorluğu, biz Türkler dünyada edep ahlak hususunda bir numaraydık. Şimdi bak bakalım. Bak Mevlam bize o ahlakı da bizden aldı. Aile hayatını bizden alıyor. Edep ahlak bizden alıyor. Niye? Çünkü sen Kur'an-ı Kerim'le yaşamadığın sürece hepsini teker teker alır. Ve kendi içerimizde, bakın bugün İsveç'te yakıyorlar Kur'an-ı Kerim'i değil mi? Hep orada yakıyorlar. Yarın öbür gün gelip yurdumuzda da aynı şey yapılır. Zaten yapılıyor, görüyoruz. Ama aşikar yapamıyorlar, korkuyorlar. Niye? Sen Kur'an-ı Kerim'ine sahip çıkmazsan gelip seni kalbinden vururlar. Mevlam muhafaza eylesin. O yüzden yapabileceğimiz en iyi şey biz Müslümanlar, anneler, babalar, insanlar, hepimiz Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkacağız. Onu okuyarak hayatımıza geçireceğiz. İlk suresinden son suresine kadar her konuda, ticari konuda, evlilik konusunda, aile hayatı konusunda,
işte iş hayatı konusunda, her alanda Kur'an-ı Kerim'den kendine yol bulacaksın ve o şekilde yürüyeceksin ki kurtuluşa erelim topyekun inşallah değerli kardeşim. İnşallah hocam. Hocam bir de şu son zamanda yani konu başka bir şeyken bir TV kanalında neydi o konu? İşte burada 51 yaşındaki bir adam 18 yaşındaki kıza nasıl kendini aşık ediyor. Bu da kendisinin terapist olduğunu söylüyor. Evet. Bu Müge Anlı'ya çıkmıştı. Evet. Bu mevzu var. Bu mevzudan dolayı yine yani o adam da onu da biraz da hemen İslam'a çevirdiler. Yani adamın biraz sakalı var diye. Biraz da sakalı var. Allah'tan takkesi sarığı yok adamın. Biraz sakalı var diye hemen olayı cinci hocaya işte yani İslam'dan ne kadar şey yaparsak sözde İslam kanalı. Ya işte Müge Anlı'nın var ya sözde İslam'a yakın bir kanal. Sözde işte birilerine yakın bir kanal ama en iğrenç diziler, en iğrenç programlar orada yapılıyor. Onu da söylemiş olayım. Böyle bir sıkıntı var hocam. Bunu alakalı. Şimdi bazı kanallarda bu gündüz programlarında işte sorunları çözmek için sözde sorunları çözülüyor. Sözde sorunları çözülüyor işte ne bileyim bir taciz olayı olduğundan, bir aileden bir çocuk kaybolduğu zaman vesaire böyle hani Müge Anlı'nın programı herkes biliyor zaten Türkiye'de gündem. Orada yaşanan bir olay. Tabii 51 yaşında adam. Evet. Kendisi zaten TV'de çıktı da ben diyor terapistim diyor. Ama bunu medya alıyor Cinci Hoca diye yayınlıyor. İşte Cinci Hoca kendine işte 17-18 yaşında kızı bağlamış, aşık ettirmiş, işte şöyle olmuş, hep böyle Cinci Hoca ifadesi geçiyor. Evet. Şimdi oradan bir kere hoca ifadesini kaldırın. Evet. Bu adam hoca hoca değil zaten. Evet. Böyle hoca olunmaz. Bir kere İslam'da Cinci Hoca tabiri diye bir şey yok. Evet. Yani Cinci Hoca diye İslam'da böyle bir şey yok. Böyle bir isim yok. İsim yok yani. Hocalar cinlerle uğraşmaz. Bak insanlara belki böyle bir kabiliyet verilir de hocalar cinler ile iş yapmaz yani onu demek istiyorum. Evet, eğitimi başka olur. Hocanın eğitimi yani bizim gördüğümüz şey hoca kesmin dediğimiz insanlar insanlara İslami hususta eğitim verir. İslami olarak kendini geliştirir ve etrafına İslami olarak fayda sağlar. Hoca buna dener veyahut da hafızsa Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliyorsa talebelere Kur'an-ı Kerim öğretir, Arapça öğretir, hadis öğretir, fıkıh öğretir. Bunlar hoca dersin. Ama çıkmış cinlerle, bir takım şeylerle, zaten kendisi diyor ben terapistim diyor. Terapist yoluyla insanlara işte yok iyi enerji vereyim, onların hayatlarını düzelteyim derken cinlerle beraber kızı etkilemiş, kendini aşık ettirmiş, programa çıkıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben doğru yapıyor demiyorum ama yanlış. Külliyen yanlış zaten. Çocuklarınızı zaten böyle kişilerden uzak tutun. Hatta çocuklarınızı değil, biz insanlar maalesef yani Türkiye'de şöyle bir şey var Ali Hocam. Efendim hocam. Nasıl? Hani bir insan sıkıntıya düştüğü zaman gidiyor hemen kendini bir cinci hocaya göstereyim diyor. Acaba bende büyü mü var? Bana biri muska mı yaptı? Bana biri bilmem ne mi yaptı? Böyle bir yaygınlaşma var maalesef. Şimdi buradan ben herkese söylüyorum. Bizim ülkemizde cinler ile alakalı bu işi yapanların %99'u sahtekar kardeşim. Onlara yaklaşmayın. Evet. Onlara gidip ben şifa bulacağım diye gitmeyin. Veyahut da birine büyü yapacağım, birinin sorununu çözeceğim. Acaba biri bana büyü mü yaptı diye gitmeyin. Hepsi yalan, dolan. Peki hocam ne yapacağız yani bizim sıkıntılarımız var diyorsun. Seni koruyacak olan kim? Allah. Zaten sen İslam'ın kuralına göre yaşa. Yaşa. Zaten sen korunuyor olursun. Ama İslam çerçevesi içerisinde çıkarsan zaten korunma görevini senden alır Rabbimiz. Melekleri alır etrafından seni koruyamaz. Buyuruyor ayeti kerimede. Kim diyor benim zikrimden yüz çevirirse Allah buyuruyor ayeti kerimede. Evet. Ben o kişiye şeytanı musallat ederim. Şeytanlar onun çevresinde olur diyor Allah ayeti kerime. Bu ayeti evet. Al bir bakalım bir ayeti kerimeyi al bir oku. Tefsirini de oku. Evet. Sen eğer Allah'ın zikrinden yüz çevirirsen bırak cinleri şeytanlar etrafında zaten. Evet. Yani cinlerden korkma. Sen şeytanlardan kork.
Size bir şey daha söyleyeyim bu cinlerle alakalı. Rabbimiz insanı ahsen-i takvim, en güçlü şekilde ve en güzel kıvamda yaratmıştır. İnsan yaratılmışların en güçlüsüdür. Yaratılmış olarak yeryüzünde, gökyüzünde, uzayda, evrende kim varsa en güçlü insandır. Şeytan bile insandan korkar aslında. Cinler bile, hatta melekler de insanların aşağısında da melekler. Çünkü Rabbimiz bize o kadar kıymet vermiş ve o kadar güç, kuvvet vermiştir. Sadece biz bunun farkında değiliz. Yaptığımız hatalardan dolayı kendi gücümüzü düşürüyoruz. Bir insan, hatta o kadar hani ayet-i kerimede cin topluluğu var değil mi? Cinler her yerde var. Şurada bile her yerde var yani. Var. Cinler senden korkuyor. Sen ondan korkmayacaksın. Cinler insanlardan çekinir. Sen ondan çekinmeyeceksin. Dolayısıyla birine girip de bana büyü yapmasını, şunu yapmasını, üzerimdeki büyü kalksın diye vesaire bir şeylere başvuruyorsan sen kendini acil duruma düşürmüş olursun onlara karşı. Güçlü olduğunu bildiği sürece cinler sana musallat olamaz. Ama kendi değerini bilmezsen, Allah katındaki değerini bilmezsen, kendi gücünün farkında olmazsan o zaman sana herkes musallat olur. Mevlam muhafaza eylesin. Hocam şimdi bu cin konularına girince ona benzer tabii sorular geliyor. Telefon numaramız orada 530-234-0488 numaradan bizlere soruları sorabilirsiniz. Elimize gel. Ama arama yaptığınız zaman cevap veremiyoruz. Sadece mesaj olarak. Normal mesaj da olur. WhatsApp mesajı da olur. Hocam evham hastalığı diyor ne demek diyor. Bununla alakalı gelen bir soru var. Evham herhalde vesvese. Vesvese hastalığından. Evham hastalığı. Evet. Vesvese şimdi, de olabilir. İnsanlarda psikolojik olarak bazı rahatsızlıklar olabilir. Evet. Vesveseden bahsediyorsa hani vesvese. Ben çok vesvese alıyorum. Yani bilimsel olarak çok şüpheci diyelim. Evet şüpheci. Her şeyden bir şey kapar. Evham kapıyor. Evham işte şüphelenmek ya acaba. İşte namazım oldu mu acaba? Ya acaba şöyle mi oldu? Böyle psikolojik olarak etkilenmek. Tabii bundan nasıl kurtulursun? Şimdi Müslüman sıratıl müstakim dost doğru yol üzere yürür. Evet. Sen yürümüş olduğun yolda ihdina sıratıl müstakim Fatiha suresinde hep okuyoruz. Sen bu yolda dost doğru yolda şüphe ederek gidersen o zaman seni cinler, şeytanlar daha çabuk kandırır. Bir Müslüman olarak gitmiş olduğun yoldan şüphe etmeyeceksin. Emin adımlarla istikamet üzere olacaksın. Emin adımlarla, kendinden emin olman lazım. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedikten sonra, beş vakit namazını kıldıktan sonra, zikrini eda ettikten sonra, diyor ya Rabbimiz ayet-i kerimede, kalpler ancak Allah'ı zikretmek ile huzur bulur. İşte bu zikirde hayatında olduktan sonra hiç kimseden korkma, hiçbir vesveseye aldırış etme, dost doğru yolda ilerlemeye devam et. Yani dik duruşunu göster. Dik duruşunu göstermezsen, zayıf olduğunu gösterirsen, o zaman cinler ve şeytanlar, kötüler, kötü cinlerden bahsediyorum. Seni oradan yakalarlar, hep vesvese verirler. Hep şüpheci bir tavır içerisinde kalırsın. Ama sen dost doğru olduğunu göstermen gerekir. Hocam bu cinlerle alakalı sorduğunuz sorularda hani sıkıntıları kim verir? Mesela kimler böyle hani cinlenme olay oluyor ya. Şimdi kıymetli izleyiciler, eğer Allah izin vermezse, Allah-u Teala izin vermediği müddetçe o cin o insana hiçbir şey yapamaz. O insan 5 vakit namazını kılsın, abdesti gelsin, kendini muhafaza etsin, haramlardan uzak dursun, yediklerine dikkat etsin, Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Değil mi hocam? Bir de mutlaka dualar var. O duaları okuması lazım. Bir de bunu çok yapıyorlar. Sakın yapmayın.
Ha, siz yapmazsınız da yine de bilin yani. Mesela lavaboda, affedersiniz, lavaboda, tuvalette sigarasını içiyor. Bir sigara bitiyor, ikincisini bitiriyor. Tuvalette uzun süre durmak. Tuvalete geçiyor, klozete her neyse, telefonu alıyor eline 15 dakika, 20 dakika. Veya sigara içilen yer, dumanın gitmediği bir yer. Dumanın, sigara dumanın olduğu bir yer. Ve banyolarda uzun süre durmak, uzun süre durmak, tuvalet kapılarının arkası. Bu civarlarda gerçekten bu sefer insan evhamlanıyor, vesveseleniyor, cinleniyor. O yüzden en azından bunlardan uzak durmak lazım. Mutlaka duaları okumak lazım. Mesela Kevser suresi, Nas suresi, İhlas suresi, Ayet-ül Kürsi, sabahları özellikle. Bunlar okusanız hiçbir şey yapamazlar Allah'ın izniyle. Ama Nafi hocamızın dediği gibi sen yani boğazına kadar harama batmışsın. Güneş doğarken, güneş doğduktan sonra uyanıyorsun. Tuvaletlerde uzun süre kalıyorsun icabında. Tabii ki illa cinler seni rahatsız eder. Rabbim muhafaza etsin. Amin. Diyoruz. Hocam gelen sorular var da tam onu soruyorduk. Böyle mesaj geldi. Zaten anlattık yani onu. Evet. İstanbul için ezan vakti. Ezan da zaten bir 4-5 dakika sürecek. Biz de inşallah programımızın sonuna doğru geldik. İnşallah bir dahaki cumartesi mercek programı ile sizinle görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Rabbim namazlarımızı ibadet eylesin, kabul eylesin inşallah. İstanbul için yatsı ezanı vakti.